Hepinize merhaba sevgili dostlarım. Bu videoda biraz kilo alma ve kilo verme üzerine biraz konuşalım. Bunun da bir akrobasiyle ilişkisine bakalım. Streps yapıyorsak nasıl beslenebiliriz gibi durumlarını da düşünebiliriz. Video içinde bakacağız. Bu videoyu şundan çekiyorum. Genelde kanalımda bu tür şeylerden bahsetmiyorum. Genelde eğitimlerimde kişiye özel hazırlarken bu durumlardan bahsediyorum. Ben de yıllarca kilo alma sıkıntısı çeken bir bireydim. Bunun sebebi genelde kullandığım ilaçlar ya da benzeri sağlık sorunlarından dolayı kilo almamam gerektiğinden de. Bu durumu yaşayan insanlar vardır. Sağlık sorununuz falan varsa kesinlikle bu tür durumları doktora danışmadan yapmayın. Belki kilo almanız gerekmiyordur. Belki zayıf olmanız sizin sağlığınız açısından, zayıf görünmeniz, hafif olmanız sağlığınız açısından daha iyidir. Belki hiç farkında değilsinizdir. Yaptığınız spor için de böyle olmanız gerekiyordur. Gelin biraz kaloriden bahsedelim. Kalori bizim enerjimizi sağlayan şeylerden bir tanesidir. Enerji birimidir. Biz burada kilo alma konusundan başlarsak eğer şöyle yapmamız gerekiyor. Beslenme programı hazırlarken antrenman düzeni çok önemlidir. Antrenman düzenine göre hazırlanır. Biz antrenman düzenimizi iyi bir şekilde yaptık diyelim. Gittik, sabah yemeğimizi yedik. Bu bizim vücudumuz. Vücudumuzun kalori miktarını hesaplıyoruz burada. Dolduruyoruz, yemek yiyoruz. Yedik yedik, sabah öğle akşamları yedik. Vücudumuzu tamamlıyoruz artık. Tokluk seviyemize ulaşıyoruz kalori olarak. Tamamdır. Geldik, biraz az kaldı. Artık biz bu kadar kaloriyi aldık değil mi? Spor yapıyoruz, antrenman yapıyoruz. Bu seviyeye gelen kişi diyor ki ben artık gelişemiyorum. Yiyorum, yiyorum, doyuyorum ama gelişemiyorum. Bunun sebebi senin sürekli aynı kalori miktarına sabit bir şekilde devam etmen oluyor. Burada yapman gereken daha fazla kalori alıp gelişimini destekleyecek proteine, karbonhidrata ve benzeri durumlara ihtiyaç duymandır. Eğer gelişemiyorsan abi, buraya biraz daha yemek dolduruyorsun, biraz daha fazla kalori ihtiyacını karşılayacak besinler tüketiyorsun ve bu şekilde gelişimini arttırmaya devam ediyorsun. Eğer kilo alırsan, aldığın 1-2 kilo falan, bunu tekrar bir kalori hesaplamasını yapacak şekilde hareket ediyorsun. Burada kalori almanın mantığı senin gelişiminle doğru olan orantılı olabilecek bir şekilde ilerler. Şimdi şu sıkıntı var. Antrenmanını yaptın, sporunu yaptın, ona göre beslenme programını falan hazırladın, kalorileri hesapladın ve yedin. Gelişiyorsun ama sanki o kadar yemeğe göre de fazla gelişemiyorsun gibi hissettin. Yanlış hesapladığın bir şeyler olabilir mi? Biraz bunu düşünmen gerekiyor. Burada düşüneceğin kısım okul hayatın var mı? İş hayatın var mı? İşin temposu nedir? Okulda neler yapıyorsun? Yani hobilerini gerçekleştirirken bisiklet mi sürüyorsun? Yürüyüşlerini yapıyor musun? Bu tür durumlar bile senin kalori harcamana sebep oluyor. Sen diyelim gelişirken bu kadar almaya başladığında gelişimin yavaş olduğunu düşünüyorsun diye varsayalım. Sen diğer hobilerini yaptın, iş hayatını yaptın, okula gittin, geldin, bir şeyler yaptın diyelim. Bu kalori miktarı azaldığı için senin kilo alman ya da kas kazancı elde etmen zorlaşacaktır. Bu tür durumları da hesap ederek kalori ihtiyaçlarını aldığın zaman bu düzen aksamadan devam edecektir. Şimdi kalori tamamlamak için hamburger yemek ve benzeri şeyler yemek kilo almamıza sebep olur mu? Tabii ki olur. Çok rahat bir şekilde olur. Ama burada kiloyu biz yalanarak mı almak istiyoruz yoksa biraz daha kas kütlesi temiz bir kas kat her neyse kas kütlesine göstererek mi ilerlemek istiyoruz? Burada bir tercih yapmamız gerekiyor. Eğer temiz bir şekilde kas kütlesi eklemek istediğimizde burada kaloriler biraz daha düşük besinler olabiliyor. Yağlanmak veya kilo almak anlamında bir şeyler yapmak istediğimizde diğer besinler, koladır, hamburgerdir, cipstir, bunlar kolay kalori olduğu için bu şekilde kilo almak çok daha rahat oluyor. Ama tabii ki sağlıktan yanayız. Ama hiçbir şekilde hamburger de yenmez, kola da içilmez canım, asla sporcu bunu yapmaz diye bir şey de yoktur. Sporcu dediğimiz aslında podyuma çıkan, bu alanda sürekli müsabakalara katılan kişilere denir. Sizler eğer egzersiz yapan bireylerseniz bu kadar dikkat etmenize gerek yok. Arada bir keyif veren yiyeceklerinizi yiyebilirsiniz. Bunda bir problem yok. Kilo almak istiyorsunuz veya kilo vermek istiyorsunuz. Bir şeylere karar verirken ani kararlar vermenize gerek yok arkadaşlar. Bir anda değişmeyeceksiniz çünkü. Yani tamam bugün 2000 yiyorum, yarın 2500'den direkt başlayacağım. Bu insanın canını sıkabilecek durumlardan bir tanesi. Yani eğer iştahın olmayan bir birey ise önüne mükemmel besinler de koyulsa bu tür durumlara başaramazsın. Yani o kaloriyi tüketemezsin. Biraz daha sakin bir şekilde başla. 2000 tüketiyorsan senin kilonu koruman gereken kalori 2000 ise 2100 ya. 2150 yapacak şekilde hareket etmeye çalış. Tabii çok incik cincik. Ben hayatım boyunca bunlara dikkat ettim mi? Hayır. Ama işin mantığı bu şekilde. Biraz aynaya bakarak da yapabilirsiniz. Biraz da midenizi genişletmeniz lazım. Çok yedikçe de zaten çok acıkacaksınız. Daha da çok yemek kolaylaşacaktır. Yani durum bu şekilde. Kilo vermek istiyorsanız da tam tersi sistemi uygulayacaksınız zaten. Onu nasıl açıklayayım? Tam tersi videoyu geriye sararsanız eğer kilo verme kısmını da halletmiş oluruz.
Az kalsın unutuyordum. Bunun set reps ve akrobasi kısmıyla ilgileniyorsak eğer kilomuz ne durumda olmalı? Akrobasi kısmında vücudumuzun hafif olması gerekiyor. Benim vücudum gibi. Ben 55 kiloyum. Bu kilolarda olmanız akrobasiyi çok rahat yapmanız anlamına gelecektir. Kas kütlenizde olacaktır. Yağ kütleniz az olduğu için artık kendinizi yönetmeniz çok kolay olacaktır. Ama ben gidip bir 65'e 75'e çıktığım zaman eğer kas kütlesi olarak çıkarsam kesinlikle çok rahatlar. Rahatlayacaktır. Ama hem kas kütlesi olduğun kiloda zirvedeyse ve yağ oranın düşükse ve zayıf, çevik, dinamik duruyorsan burada akrobasi için yağsız bir kas kütlesi ve biraz da zayıflık olursa çok daha iyi bir performans sergilenir. Eğer set reps yapıyorsanız burada iş biraz değişebilir. Set reps'in amacı biraz kas kütlemizi direkt olarak arttırmaktır. Burada beslenmeyi arttırmalıyız. Kaslarımızı şey yapmamız için bol bol kalori tüketmeliyiz. Aynı işte bodybuilding mantığı, hiç fark etmez her spor dalında kaloriler bu şekilde gelişmek istiyorsak bilimsel olarak yemeliyiz, kalori tüketmeliyiz. Böyle yani. Akrobasi için biraz zayıflık, biraz dinamiklik, kas kütlesi iyi olacaktır.